Merhaba, ben Dilan Özdemir. Bu hafta Tuncer yok, o yüzden çekimi kendi başıma yapıyorum. Umarım iyi bir açı yakalayabilmişimdir, umarım sesim güzel geliyordur. Şansımda da hava yağmurlu, güneş falan da yok. Böyle bütün perdeleri, türleri falan açtım iyi bir ışık olsun diye. Umarım her şey güzel bir şekilde yolunda gidiyordur oralarda. Bu hafta bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Instagram'da sormuştum, benimle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa paylaşabilirsiniz diye bir soru kutucuğu paylaşmıştım ve oraya çeşitli sorular geldi. Ben de bunların içlerinden birazını derledim ve biraz daha böyle genel sorulardan özel demeyeyim de biraz daha böyle genel sorulardan spesifik sorulara doğru gidiyorum. Ve şimdi birinci sorudan başlıyorum. Burcun ne? Özelliklerini birebir taşır mısın? Burcum Yengeç, yükselenim de Kova. Burcumun özelliklerini evet taşıyorum. Yengeç Burcu genel itibariyle duygusal olmasıyla bilinen bir burç ama aynı zamanda acımasız bir tarafı da var. Evet, ben de hem duygusal biriyim ama bu tamamen kişisine göre değişiyor. O bağ kuramadığım birine karşı da aynı zamanda inanılmaz acımasız olabiliyorum. Çok renkli birisin. En sevdiğin renk ne? Yine birisi daha en sevdiğin renk ne diye sormuş. Bu konusunda çok düşünmediğimi fark ettim arkadaşlar. Ben hiç evde oturup da böyle kendi kendime acaba benim en sevdiğim renk diye düşünmemişim. En sevdiğim renk yeşil. Turuncuyu da severim ama. Bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun? Yemekle ilgili her şeye bayılıyorum. Yemekle ilgili soruları da çok seviyorum. Bir yemek olsaydım makarna olurdum herhalde ya. Bir yemek olsaydım makarna olurdum. Makarna bu arada aynı zamanda en sevdiğim yemek. Şu yüzden makarna olurdum. Çünkü makarna hem inanılmaz lezzetli bir yemek hem de çok kolay yapılabilen bir yemek. Domatesli sevmezsen kremalı seversin. Kremalı sevmezsen bolognese seversin falan. Hani çok farklı farklı birçok çeşidi yapılan bir yemek olduğu için makarna diyorum. En sevdiğin Yeşilçam filmi? Şimdi zaten genel itibariyle ben Türk filmlerine bayılırım. Sinemayı zaten çok seviyorum ama Türk filmlerinin bende ayrı bir yeri var. En sevdiğim Yeşilçam filmi, şimdi böyle enli sorular da biraz insanı geriyor hani. Birini söylersin sonra aklına diğeri gelir. Videoyu kapattıktan sonra neden onu söylemedim diye üzülürüm. En sevdiğim Yeşilçam filmi, birkaç tane var aslında. En demeyeyim ben buna. Sultan filmini çok severim. Türkan Şoray'ın oynadığı. Arkadaşım Şeytan'ı çok severim. Ali Poyrazoğlu'nun oynadığı böyle çok gerçeküstü bir film aslında ve dönemine göre yapılmış müthiş bir film. Yani bugün bu zamanda bile bu tarz bir film çekilmedi. Arkadaşım Şeytan çok başarılı. İzlemeyenler varsa onlara da tavsiye ederim bu arada. Gerçekten hani o dönemin koşullarına göre inanılmaz bir senaryo, inanılmaz bir kafa. Ah Belinda'yı da çok severim. O da yine farklı bir kafa. Müjdar oynuyordu. Teyzem yine Müjdar'ın çok sevdiğim değişik filmlerinden. Başka ne var? Muhsin Bey'i çok severim. Şener Şen, Arabesk çok severim. Bunlar yani benim en sevdiğim Yeşilçam filmleri. Tabii şimdi bunları söyledim ama hani bunların dışında Aile Şerefi, işte Bizim Aile, Neşeli Günler, Ah Nerede, bunlar zaten söylememe bile gerek yok. Bunlar herkesin bayıldığı harika filmler. Bir tek galiba çok Kemal Sunal filmlerinden pek haz almıyorum. Çok sevdiğim bir tarz değil o benim. Onda da Kemal Sunal filmi olarak sadece diğerlerinden ayrı tuttum. Garip diye bir filmi var ya. O filmi çok severim. Böyle şey, küçük bir kızı buluyor bebekken. Sonra onu büyütüyor falan filan. Sonrasında kızın ailesi çıka geliyor. Bir tek o Kemal Sunal filmini diğerlerinden farklı olarak severim. En sevdiğin Türk dizisi? En sevdiğim Türk dizisi... İkinci Bahar'ı çok severim ben. En sevdiğim Türk dizisi İkinci Bahar olabilir. Hala izlerim. Böyle boş zamanlarımda YouTube'da sürekli açar izlerim. Hatta Tuncer hiç izlememişti. Ona da en başından açıp izlettim. Aşk-ı Memnu zaten söylemeye bile gerek yok. Hepimizin gönlünde taht kuran bir dizi. Onun dışında ne var? En sevdiğim Türk dizisi Ezel. Ezel'i çok severim ben bir de. Ezel de yine bayağı sevdiğim, en sevdiğim Türk dizilerinden. Devam ediyorum. Çok canın sıkıldı, kendi kendini mutlu etmek için ne yaparsın? Çok canım sıkıldığında ben yürürüm. Direkt dışarı çıkarım ve yürürüm. Pandemide de zaten bunun suyunu çıkardım. Kilometrelerce yürüdüm. Ben canım sıkıldığında yürüyorum yani. Yürümek
Benim en sevdiğim aktivitelerden bir tanesi gerçekten ve bana kendimi iyi hissettiriyor. Hani böyle evde kendimi böyle çok depresif, çok kötü hissettiğim bir anda dışarı çıkarım, yürürüm ve sonra eve döndüğümde gerçekten kendimi çok daha iyi hissediyor bir şekilde eve dönerim. YouTube'a girerken çok çekindin mi? Cesaret edemiyorum. Bu soru bana çok fazla geldi. Yani bu soru cevap dışında da YouTube kanalı açtıktan sonra bana birçok kişi aslında YouTube kanalı açmak istediğini söyledi. Ya da böyle bunun ufak ufak sinyallerini aldığım kişiler de oldu. Baktığınızda evet, cesaret gerektiren bir şey sanırım. Çünkü bir anda izleyen herkes sizinle ilgili işte eleştirme ve yorum yapma hakkını kendinde görüyor. Zaman zaman hani bu eleştiriler çok sivri de olabilir. Ben henüz böyle çok geniş kitlelere hitap etmediğim için böyle çok linçlendiğim durumlar olmadı. Ama yine de bunu hep düşünüyorum kendi içimde. Böyle her içeriği üretirken hani dikkat etmeye çalışıyorum. Cesaret edemiyorum demiş. Çekindin mi? Aslında soru çekinmekle alakalı. Ben çekinmedim açıkçası YouTube'a girerken. Herhangi bir çekincem yoktu. Sadece harekete geçmem çok fazla zaman aldı. Çünkü ben kafamda hep vardı bir YouTube kanalı açmak. Ama bir türlü harekete geçemiyordum. Hep böyle erteliyordum. Aa, bugün, ha yarın diye diye böyle yıllar geçti. Hatta geçen Tuncer'e de söyledim. Ben ilk YouTube kanalı açma fikrim benim. 2018 yılında ben bunu düşünmüştüm. Bir YouTube kanalımı açsam diye. Fakat harekete geçmem bayağı bir zaman aldı. Bir de sürekli böyle açacağım ama ne içerik üreteceğim, ne çekerim falan diye düşünüyordum. Sonra dedim ki Dilan boş ver. Sen böyle çok düşüne düşüne bunun bir sonu yok. O yüzden işin içine gireyim. Hani biraz da mecbur kalayım istedim. Gerçekten öyle oldu. Hani kanalı açtıktan sonra böyle bir sorumluluk duygusu hissetmeye başladım ve böyle düzenli içerikler üretmeye başladım. O açıdan benim için iyi oldu. Ama eğer cesaret edemeyenler varsa arkadaşlar zaten bunu az buçuk kendi içinizde düşünüyorsanız hani kanal açsam mı açmasam mı bence kendinizde o ışığı biraz görüyorsunuzdur. İşin içine bodoslama dalın. Bir de böyle çok YouTube kanalı izliyorsanız görüyorsunuzdur. Yani kimler kimler açıyor. Direkt motivasyonu şey olsun. Ya bu malı yapıyorsa ben haydi haydi yaparım. Deyin ve açın yani girin. Bir de en kötü ne olabilir? Yani tutmaz, izlenmez, takipçi gelmez. Ama denemiş olursunuz, içinizde kalmamış olur. O yüzden bence YouTube kanalı açmak isteyen birileri varsa direkt olarak abi konuya bodoslama dalın. Hiçbir kaybınız yok. İçinizde kalmasın. Bir de bu konuyla ilgili İnsanlar birbirini cesaretlendirmiyor. Bunu fark ettim. Ben kanalı açtıktan sonra da bana böyle güzel dönüşler oldu ama kimse kimseye kolay kolay bu cesareti vermiyor. Eğer kendinizde bu gücü görüyorsanız, yapmak istiyorsanız kesinlikle konuya bodoslama dalın arkadaşlar. En kötü ne olabilir? Eşinizle nasıl tanıştınız? Her YouTuber'a sorulan soru demiş. Tuncer'le biz üniversiteden tanışıyoruz. Kocaeli Üniversitesi'nden. İkimiz de sinema bölümünden mezunuz. Sinema televizyondan tanışıyoruz. Belki bununla ilgili YouTube'da çok böyle nasıl tanıştık videoları çekiliyor. Eğer Tuncer'i ikna edebilirsem belki bununla ilgili de bir video çekerim. Bilmiyorum. Ama genel olarak üniversiteden tanıştığımızı söyleyebilirim. Bebek düşünüyor musunuz? Evli YouTuber'lara en çok sorulan sorulardan. Bu sadece evli YouTuber'lara değil, evli olan herkese en çok sorulan soru. Önce soruyu yanıtlayayım. Bebek şimdilik düşünmüyoruz. Çok böyle bununla ilgili uzun vadeli şeyler yok kafamda. Böyle bir parantez açmak istiyorum. Bu konular böyle biraz insanların özelleriyle ilgili konular. Günlük hayattan bahsediyorum. Bazen böyle biri hiç tanımadığın biri dan diye senin karşısına çıkıp bebek yok mu falan diyor. Ya da çok yakınındaki biri de bazen bu soruyu soruyor. Bana çok garip geliyor hani. İnsanlar birbirlerine nasıl böyle soruları sorabiliyorlar? Hani çok özel geliyor bana. O yüzden böyle olur olmaz insanlara bu tarz soruları da sormayın. Çünkü bunun şöyle bir boyutu da var. Bazı insanlar gerçekten inanılmaz bebek sahibi olmak istiyor. Bunun için çok fazla çaba harcıyor ve olmuyor. Ve bu soruyu sorarak aslında onları üzüyorsunuz ve onların yaralarını deşiyorsunuz. O yüzden bence genel hayatta, günlük hayatta bu YouTube sorularını bir kenara bırakıyorum. Günlük hayatta böyle çevrenizdeki insanlara böyle olur olmaz sorular sormayın arkadaşlar. Gidip en beğendiğin şehir ve mekan neresi? Türkiye'de önce söyleyeyim. Ben bir Hatay aşığıyım arkadaşlar. Benim gidip en beğendiğim şehir Hatay. Tam bir Hatay sevdalısıyım. Hatay'ın insanını, doğasını, o
medeniyetler beşiği olmasını, kültürel zenginliğini, yemeklerini, işte kaytas olsun, humus olsun, falafel falan. Gerçi falafel biraz daha Lübnan mutfağı ama işte bu Hatay döneri falan. Ya Hatay ile ilgili her şeyi çok seviyorum. Zahter salatası, o çökelekleri, yeşil zeytin salataları bayılıyorum. Hatay benim bu ülkedeki favorim. Tam bir Hatay sporluyum diyebilirim. Hataylılar sizi çok seviyorum. Hatay kalp. Dünyada söyleyeyim bir tane de. Çok böyle dünyayı gezip dolaşan bir insan değilim hani. 3-5 tane ülkeye gittim ama gidip en beğendiğim şehir Barcelona. Barcelona'yı çok sevdim. Gerçekten orada da yaşarım. Sıcakkanlı insanlar, harika bir dil. Yemeklerini de çok beğendim. Barcelona diyorum buna da. En tahammül edemediğin insan tipi. Şimdi tahammül edemediğim insan tipi tabii ki çok var. Galiba böyle girdiği kapının şeklini alan insan tipi var ya, böyle kimin yanına gitse onunla aynı fikirde gibi davranır. Karaktersiz diye tabir ettiğimiz insan tipini hiç sevmem. Kötüye kötü diyorsun ama bunu tam değerlendiremiyorsun. Ne olduğu belli değil, anladın mı? Hangisinin yanına gitse onun gibi davranıyor. O yüzden ben karaktersiz insan asla sevmem. Kötüyseniz de kötü olun kardeşim. Yalancıysanız da yalancı olun. Yalancı diyelim yani. Ama karaktersizlik gerçekten yok. Benim tahammülüm olan bir şey değil. Bence en tehlikeli insan tipi de bu. İngiltere'ye gitmeden son yapmak istediğim bir şey var mı? Var. Güzel yemek yemek istiyorum. Mesela işte midye dolmayı çok seviyorum. Böyle çok spesifik yemekler vardır ya, böyle orada bulamayacağın ya da böyle çok zor bulabileceğin. Bayağı yeme içmenin bokunu çıkartacağım ben yani. Burada gerçekten böyle spesifik işte midye dolmadır, kokoreçtir, ne bileyim beyrandır falan. Bunları böyle doya doya yiyip öyle gitmek istiyorum. İngiltere olmasaydı başka hangi ülkede yaşamak isterdi? Aslında şunu söyleyeyim. Türkiye'yi çok seviyorum. Keşke başka koşullar altında burada yaşıyor olsaydı. Keşke burası tipik bir Orta Doğu ülkesi olmasaydı. Daha iyi bir ekonomiye sahip olsaydı. İnsana değer verseydi. Kendimizi daha değerli hissetseydik. Birisi bir kadın cinayetine uğradığında arkasından neden öldürüldüğünü değil de aslında sanki hak ediyormuş gibi konuşmalar falan dönmesi gerçekten burayla ilgili tahammül edemediğim ve benim sinirimi bozan şeyler. Başka koşullar altında Türkiye'de yaşamayı çok isterdim. Zaten ailem burada, sevdiklerim burada. Hani iklimi, doğası, her şey şahane. Bununla ilgili böyle bir fikrimi söyleyeyim. Ama onun dışında soruya gerçek cevabını vermem gerekirse, daha hani böyle Akdeniz ülkeleri diye tabir ettiğimiz hani İtalya, İspanya falan hani oralar olabilir. Onun dışında belki Güney Amerika ülkeleri falan hani oralar olabilir. Bu tarz ülkelerde yaşamak isterdim. Bir günlüğüne geçmişe mi dönmek, geleceğe mi gitmek isterdin? Ben kesinlikle geçmişe dönmek isterdim. Evet, gelecek bilinmiyor. Daha çekici bir yanı var. Hani bilmiyoruz filan ama zaten hayatın başlı başına hayatı çekici kılan şey hani geleceğin belirsiz olması. Yaşamamızın motivasyonu bence başlı başına bu. Ben kesinlikle geçmişe dönmek isterdim. Bir günlüğüne diyor bir de. Mutlaka ben bir günlüğüne geçmişe dönmek isterdim. Son soruya geldik. Gidip dönmeyeceğini bilsen ve bir daha buradaki kimseyle görüşmeyeceğinden emin olsan kiminle yüzleşirdin? Bu soruya bayıldım. Gerçekten harika bir soru bence. Yani dönmeyeceğimi bilsem ya da bir daha kimseyle görüşmeyeceğimden emin olsam kısmı bir yana, kiminle yüzleşirdin kısmı bile bence başlı başına harika bir soru. Yüzleşmek istediğim biri var, evet. Biriyle yüzleşmek isterdim. Ama bu çok bu YouTube videosunda soru cevap temasına uygun bir cevap olmaz muhtemelen. Ama biriyle yüzleşmek isterdim gitmeden. Bu da böyle bir soru cevap videosuydu. Başka merak ettiğiniz, benimle ilgili ilginizi çeken, sormak istediğiniz bir şeyler varsa yine yorum kısmına yazarsınız. Belki bununla ilgili ikinci bir soru cevap videosu çekerim ilerleyen zamanlarda, bilmiyorum. Bu arada 1000 aboneye ulaştık. Bu benim için iyi bir psikolojik sınırdı. Hani böyle ilk 1000 kişi olduk. Artık burada böyle küçük de olsa hatırı sayılır bir kitlem var. Şunu söylemeden videoyu kapatamıyorum biliyorsunuz ki. Kanala abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bir pıt diyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Ponçik parmaklarınızı bunun için yorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.